Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Domatesli pilav yapıyorum öğlene. Saat 2 ve 3 mü ne? Biz daha öğlen yemeği yiyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir de mercimek çorbası koydum. Mercimek çorbası sade gitmez dedim. Yanına bir de bulgur pilavı yapıyorum arkadaşlar. Soğanla biberi kavruldu. Domateslerimi yıkayıp doğrayayım içine de. Onlar da kavrulduktan sonra bulgurunu yıkayıp dökelim. Canım şehriye çorbası istedi. Nereden çıktıysa mercimek çorbası yaptım. Ben de bulmuşlarım iyice. Şunun kabuklarını şuna koyayım. Böyle sert domateslerin kabukları soyuluyor, yumuşak domateslerinki soyulmuyor. Biberinden soğan kavrulmaya geldi. Sonra salata tahtasını nereye koyduysa onu bulamadım. Onu bulurken soğanla biberi yağlayacaktım, altını kapattım. Domatesini doğrayayım da dedim. Ondan sonra açalım geri altını. Yemeğimizi de yedikten sonra bahçeye ineceğiz arkadaşlar. Bahçede biraz bal kabaklarım var. Onları toplayacağım. Sonra diğer kabaklardan kaldıysa gerçi kalmadı herhalde. Biberleri toplarım. Bal kabaklarımı sonra şu mısırların tefekleri var ya onları keseceğim. Ben mi keserim sonra mı keser? Yasin de evde zaten. Yasin'i göndermedim bir yere. Yasin sonra ben üçümüz toplayacağız yani. Bugün bahçede temizlik var birazcık. Tandır evine gidenleri tandır evine götürecek. Gitmeyenleri çöpe atacak şu aşağı dereye. Dereye atıyor arkadaşlar. Kuruyor orada. Sonra da yakıyor oradan. Yasin de okuldan geldi bugün. Bir yere göndermedim. Uyuyor içeride. Onu da uyandıracağım az sonra. Örüyorum? Sonra da bir çarşıya git geldi arkadaşlar. Biraz sonra göstereyim ilaçlarını. Şu domatesi doğrayayım da hemen yemeğimi yapayım. Annem karpuz toplaymış. Bir de karpuz salmış son evine. Onu da keseyim yanına. Bir de salata yaparım. Soğandan, domatesten gene. Bugün de öyle atıştırırız. Yemek yapacağım diye iyice kafayı bozacağım vallahi. Sanki durmadan yemek yiyormuşsun gibime geliyor. Sonra da kızıyorum bazen. Yine mi acıktın diyorum. Yine mi acıktın diyorum. Sanki hiç durmadan 7-24 yemek yiyormuşsun gibime geliyor. Vallahi size de öyle geliyor mu ne bileyim. Bir de tavşanımız çıktı. İsmini de ne koy? Sonra ismini ne koydunuz tavşanın? Tavşanın ismini ne koydunuz? Tavşanın diyorum ismini ne koydunuz? Yine mi anlamadın? Tavşanın ismini diyor. Ha, eğime şeker koyalım diyor. Arkadaşlar adını şeker koymuş. Sonra Rıfkı diyor. Eğime şeker diyor. Ben şirin diyor. İzin bulamadım ama şey ettim, kiniktim tavşana daha gelmedim. Her tarafı batırıyor valla. Dilan elinden bırakmıyor. Arkasından koşup duruyor. Üstüne basıp öldürecek hayvanı yazık. Acıyorum ben. Önceden bir daha getirdik sonra böyle tavşan. Eğimin arkasında koşacağım diye şey yapmış. Üstüne mi bastı? Ne yaptı? Tavşan sersemledi. Ertesi gün öldü. Bu da öyle olur diye üzülüyor. Belki gönderebilirim. Ya Emine'ye veririm. Sonra da söyledim. Götür, aldığın yine götür de geri verdiği almazlar dedi. Ben de birisi almadım. Yasin de göndermemi istemiyor da. Her tarafı batırıyor. Her tarafı. Akşam bir ev süpürdük mü? Sonra zarak bir ev süpürdük. Az önce bir daha süpürdük. Sürekli dökük geziyor sağa sola. Ben götürüyorum. Kartının içine koyuyor. Dilan kucağına alıp çıkarıyor dışarıya.
Ben de istiyorum evde hayvan beslemeyi de. Ben de seviyorum tavşanı neyi de. Çok batırma sevim. Ve de bende temizlik hastalığı var. Bir de bir şey gördüm mü illa o süpürge açılacak. Getireyim de siz de görün yanımda. İçinde domates, biber, soğan. Domateslerin kabuğunu soydum arkadaşlar. Biraz iri doğramış simeramda. Onlar erir gider zaten içinde. Birazcık da salça getireyim. Dün makine boşaltıyordum arkadaşlar. Parmağımın ucuna çatal bir girdi. Elimi uzadı verdiydim şeye aşıkla. Tırnağımla parmağımın arasına girdi o da en ince yeri. Burada da mercimek çorbamız var. Bu nasıl olmuş bir de buna bakalım. Ay. Bunu da zerdeçalla yaptım arkadaşlar mercimek çorbasını her zamanki gibi. Şöyle bulgurumu da döküyorum. Çorbamıza bakalım bakalım nasıl olmuş. Şöyle suyu azıcık az olmuş arkadaşlar bakın. Birazcık su kaynatayım dökeyim buna. Tabanla yapışmış biraz su dökeyim kaynatayım. Tam zamanında olur. Robottan neyi çekmedim vallahi bakın. Şöyle biraz bizimkiler sulu seviyor pilavı. Ekmek bana bana yiyorsa onu pilavı. Hı. O pissin. Ben de karpuzumu neye doğrayayım yavaş yavaş artık. Pilavımız hazır arkadaşlar. Bir de salata yaptım. Dalından nasıl patladı karpuzun? Kırmızılarına da domatesten bir de soğandan salata yaptım. Şöyle karpuzumuzu da keseyim. 3 tane çatal koymuşuz. Daha karışık da kalacağım. Şurada karpuz keseyim. Annem göndermiş biraz önce Soner'in karpuzu. Bak kızım kesiyorum karpuzunu. Gel. Dur ben sana vereyim bakalım dur. Aa, onu değil onu değil. Aç ağzını. Al o zaman. Koş sofranın üstüne otur tamam mı içeriye? Hadi bir tane. Bu sene iyi karpuz oldu arkadaşlar annemin. Seneye ben de geleceğim. Bu sene benim karpuzlar şeye uğradı. Kazaya kurban gitti. Şunu da doğrayın. Karpuz da çok çekirdekli ya Dilan yemiyor. Anne çok çekirdekli değil de çekirdeğini al diyor. Karpuz yiyken bile eziyet ediyor insana. Karpuzumuz da hazır.
Dökme anneciğim, dökme dökme. Pilavlarımız var. Dilan çorba içiyor mu kızım sen? Mercimek çorbası 4 tane. Mercimek çorbası var arkadaşlar. İyi. Pilavımızın suyu dolabıçıya döküldü ocağımıza. Ocağımız battı. Biraz önce sildiydim daha yemek yapmadan önce. Şöyle sulu sulu bulgur pilavı. Tam sonra istediği gibi oldu bugün. Her zaman kuru yapıyorum. Ben normalde kuru seviyorum bulgur pilavını. Sulu sevdim taneleri. Tane tane koyacak bulgurlar. Şurada yağını koyuyor. Ben abi uyandı kızım haydi. Abi de yemek yok. Kod yemek yoktu geldi. Çorbamızda zerdeçallı mercimek çorbası. İçine birazcık karabiber koydum. Birazcık kimyon. Şöyle bunu da göstereyim. Kepçemizde küçük 50 kepçelerin anca doluyor şey. Kase. Bir de şöyle sonradan aldıklarını göstereyim arkadaşlar. Kızım sen şeyini mi kemiriyorsun anne? Geçen saklama kabı aldıydım ya. Onu A101'e verdi geri. Şöyle bir saklama kabına şey almış bana. Kek kalıbı almış arkadaşlar. Orada gösterdi bana hangisini alayım, hediye almak istiyorum sana diye. Bunu almış. Sonra bir deneyim bununla kek nasıl olacak. Şunları diyorum arkadaşlar. Ben bunları sonradan reklamda gördüm. Instagram'da gezerken bunlara koyacağım. Zeytinimi, reçelimi. Bundan kırmadan açabilirsin. Şöyle hoşuma gidiyordu zaten bunlar. Bayağıdır almak istiyordum. Çok da büyük değilmişti biraz. Var. 6 tane almış arkadaşlar bundan. Sağ olsun. Kesesine bereket inşallah. Bir de şöyle ilaçları vardı sonra. Bunları değiştirmemiş mi? İğne bilmişlermiş. Kirik getirmiş. İğne öyle. Sonra demir vitamini eksikliği varmış arkadaşlar. D vitamini eksikliği varmış. Kan sızımış. Kanı yoğunmuş sonra. Yani bunları yazmış doktor. Bunları kullanacak. İnşallah bir an önce toparlar. Şöyle yemeğimizi hazırlamaya devam edelim bakalım. Hem kanı eksiymiş arkadaşlar, hem vitamini, demiri, her şeyisi eksiymiş. Eczaneye gitmişti. Sen iyi ayakta duruyorsun demiş eczaneci son eve. Sonundaymış yani. Kanı, demiri, vitamini. İyice sonuna gelmişmiş. Zaten kendisi de diyordu sürekli. Oturup kalktı mı başım dönüyor diyor. Sürekli her oturup kalkmasında başı dönüyordu. Çatal kaşığımızı koydun mu kızım? Koydum. Koydum. Dilan abiyi çağır anneciğim haydi be. Şöyle yemeklerimiz hazır arkadaşlar. İnşallah bahçeye inince görüşürüz. Bir de kendime bazlama asılıyorum arkadaşlar.
Bazlamayı soğuk soğuk sevmiyorum ben. İlla ısıtacağım. Kahvaltıda da böyle ısıtırım. Arasına tereyağı sürerim. Sonra yaptığımız sostan sürerim. Çok güzel oluyor öyle. Sultanımızı sermedin mi Dilan? Anne niye ondan gidiyor? O seni küçük geldi kızım. Peki seni niye taşıdın? Daha ısınmamış. Niye üstüne koydun? Isınmamış anne. Isınmamış. Küçük geldi küçük. Anne niye üstüne koydun? Ne yapayım yemeyeceğim mi sen yemek? Nerede yolayım mı atıyorum? Anne, Emin almaya gideceğim. Telefonun hepsini alıyoruz değil mi? Evet, kokları var. Onu öyle kurutacaksın aslında, süt olarak. Yaklara falan süt olur onda. Azıcık süreyim yukarıya. Aha, burada da var. Gösterin de Yasin getir yakında. Bunları da tohumunu alayım da. Şuraya da yiyin sonra şuraya. Şuraya yiyin, ev arabasıyla götürelim. Şu ağaçların dibinde de var. Onlar da var. Karpuzlar var. Sen bana da bak kızım. Ne
Sınavda biberlerimizi topluyor arkadaşlar. Bir saattir diyor tek bir daldan. Tek tek de zor oluyor ya. Neye ben bunu toplarken ne çekiyordum? Şöyle kökünden tutuyoruz, sıyırsak çıkmaz mı? Olur çıkar. Çıkar eve götür, evde sivti. İşin gerçekten zormuş artık, şimdi anlıyorum. Bahçeye girme değil de. Dilan'a bakın hele arkadaşlar. Tavşanıyla ne oluyor? Ağaçtan elma yoluyor tavşanına. Yoldun mu kızım? O elma kurtlanma, at onu. Anne geliyor mu elma? Dur ben şuradan yolayım da vereyim sana. Kabakların kokunu yoldum arkadaşlar. Bir yere biriktirdim. Yasin çekiyor bir yandan. Şöyle fıstığıma elma vereyim şunlardan. Elmalarımız da küçük de bir tatlanma. Al kızım. Dilan, tavşanın adı ne anne? Tavşanın adı tavşan mı? Şeker. Şöyle kabak söküldü sıra. Salatalıklara geldi. Salatalıkları da söküyüm. Biberler duruyor zaten. Biberler de bir yandan büyüyor. Domateslerin kuğuları var. Çok turşu vurdum ben bu sene bunlardan. Bunlar da iyi büyümüşler ama. Burada bir dalda en kötü 10 tane var. Yasin tişörtünle geziyor bu arada. Üşümeyelim diyor. Dilan da tavşan tasolarının tepesine koymuş. Orada ne oluyor tavşan? Dilan indir de yerde yeşil yesin. Dur indir yaprak. İndir yere de yesin hadi. Ben mi doydum? Anne doymadı daha. Bahçeye yine indik anne. Kaçma, korkma, kaçma. Şuraya koy, şuraya koy. Önümüze koy da görelim, getir. Kırmızı, oğlan da ne biliyor? Gözleri kırmızı. Şuraya koy. Tarsan yine giderse Dilan da oraya gidiyor. Dilan'ı burada tutmak güzel şey. Getir ya. Allah'a benim ağrıdı, bu nasıl bir biber bitti ya. Öyle bir biber bitti. Gördün mü kızım? Bana sana bakar mı? Nasıl kaçıyor değil mi? Tavşan güzel hayvan da arkadaşlar. Evin içine acayip batırıyor. Boncuk boncuk bırakıyor. Durmaz,
başladı. Salatalığı söktüm, kabağı söktüm arkadaşlar. Şöyle el arabasına yığdım. 2-3 tane el arabası attı Yasin. Ben de biberleri topluyorum bir yandan. Bunlarda pek çiçek yok. Bakın anne. Bunda yok da şu öteki biberlerde çok. Çiçek. He, biberlerini toplayayım canım. Havada bulandı iyice. Bakın şöyle karardı. Yağmur atıyor bir yandan. Telefonumun yüzü ıslanmış 2-3 damla. Annem de indi bahçeye. Biz bahçedeyken geldi, biber topluyor burada. Yüzüm damlaya yüzüm. Takipçili yüzüm damda üşüdüm. Çatmıyor. Başın soğuk. Seninki de bayağı olmuş biber. Var var. Bir de sivri biber topladım. Doğru mu? Kış geldi mi benim yüzüm donar. Vallahi ne üşüyorum. Hava esiyor ama bugün soğuk. Şu kavun bozulmuş mu? Çürümüş mü? Evet, çürümüş o. İçi bozulmuş. Şu biberleri ben de toplayayım da bari. Yağmur başlamadan. Bir yandan bahçe temizliyor arkadaşlar. Bir yandan biber topluyor. Soner de Eymen'i almaya gitti okula. Şimdi gelir o da. Dilan da yanında gitti koşarak. Tavşan da Yasin'in yanında. Yasin de tavşanla oynuyor. O girden geliyor herhalde. Girden mi bakıyor ki videolara? O izliyor, hep izliyor. Hani her gün izler herhalde. He. Ben de dün her şeyi izledim buradan. Şu. Saz çalanmış Hasan'ın şeyi. Babası bir türkü söyledi. He. Ne bileyim, görmedim ben onu. Nasıl türkü söyledi? Takipçinin biri yazmış onlara. Ağladım dinlerken. He, Yüksel abi. He. Yüksel abi türkü söylerken. Nasıl yanık yanık söyledi. Ben de ağladım öyle dinlerken. Ya bu, ben de ağlarım bazen öyle, dinledin mi? İslam'da söylerdi ya türkü. He. Onun gibi ben de ağladım öyle, dinledim ya. 3-4 tane türkü söyledi arka arkaya. Nişanda ne mi söyledi, evde mi söyledi? Evde söyledi. Ha. Oturduğu yerde söyledi. Kızı vardı, karısı vardı, kendi üçü. He. Köşeye oturup şöyle söyledi. Ben de bakıyorum bazen onlara. İnsan dertli olunca her şeyi ağlıyor. Soner geliyor. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Herkesin cuması mübarek olsun inşallah. Hadi dondurayım bir yandan. Kahvaltılarına koydum bu arada arkadaşlar şeyi. Biraz büyük ama olsun. Bugün kahvaltıyı sonra hazırladı. Kalktı bir yumurtalı ekmek yapmış balzamayla. Sağ olsun. Biz de hazır akumduk ya senin. Akşam da bahçeyi şeyitle gıcık temizledik. Birazcık süs biberi topladık. Bir 1000 poşet oldu arkadaşlar. Bir de büyük leğenim var ya benim, onunla oldu. Daha birazını da toparlayamadık. Soğuktan ellerimiz neyi tutmadı vallahi, dondu ellerim. Akşam acık ilkin olsaydı sobayı kuracıyorduk. Bugün kuracıyorduk artık sobayı da. Kahvaltımızı yapalım. Sonra çarşıya gitmeden kuralım hemen. Buz gibi bugün hava. Dün de öyleydi, nasıl oluyordu? Hepsini.
Biraz tavşandan oynadı hanımefendi. Şimdi geldi kahvaltı yapacak. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Değil mi kızım? Yıkadın mı kızım yüzünü? Aferin kızım. Gel sana. Ben zaman sıksaydım kendime. Ne sık sonra sıkıyorum. Hadi ben seni bir tapçilerim. Sizler bugün ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nerelere gideceğiniz? Yasin de hasta birazcık kanını ağrıyormuş. Okula göndermedim. Ne oldu ya? Beraber kahvaltı yapıyoruz. Ama ben de kaç. Çağırın mı çağırın bizi? Tamam sorasın da sen geç. Ya gidiyorum. Şşt öpün gitsin. Ama su yatıyor mu? Su mu? Su katıyor mu? Yok kızım ben getireyim. Şunun içinde su var mı? Var. Bugün çarşıya gitmeden kuralım sonra sobayı. Öyle mi? Yok ben gitmeyeceğim. Koluma silme anne. Cık 50 kere diyorum. Giren sana. Peçete biliyorum onu. Yine koluma silmeyeyim. Nasıl ekmek yiyorsun sakat şeyler gibi? Gecikirim ama onu yiyecek. Oturmadan şu peçeteyi de bir sürü yapayım. Dolandığı gibi geldi. Aynen masa dolanır gibi dolanıyor. Şimdi 5 tane kokmuşlar mı? Ne yapayım? Peçete elinizi silmeyeyim. Anne, koyunuz seyir. Hadi bir el sallatsın. Koyunuz seyir. Hadi şöyle çekelim. Elimi seyir. Çok güzel, getirelim. Ekmeğini de mi? Canım da bir şey istemiyor ya. Hadi sofraya silmek. Peçete getirdim, bu sefer de sofraya silmek. Şimdi baksana sıcak mı? Buz gibi oldu herhalde. Hadi el sallat da kapatalım. Hayırlı cumalar diyelim. Hayırlı cumalar. Annem kuzum. Bilal cumanız mübarek olsun be. Cumanız. Diyelim. De kızım cumanız. Söyle bakayım. Neyse arkadaşlar bugün de videomuz bu kadar olsun. Yarınki videomuzda görüşürüz inşallah. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler.